Sevgili izleyiciler, Doktor Mustafa Yüksel ile Bir Nefes Sağlık programına hoş geldiniz. Bugün değişik bir alandan bir misafirimiz var. Avukat Gülşah Gözpınar Karan. Kendisi sağlık hukuku alanında uzman. Hoş geldiniz Gülşah Hanım. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Ben 2008 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Bir yıllık avukatlık stajımı İstanbul Barosu'nda tamamladım. Daha sonra bir yıl süresince dil eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundum. Halen aktif olarak avukatlığa devam ediyorum. Bu süreçte 2011 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Özel hastanenin hukuki sorumluluğu konusunda bir tez hazırladım. Ve Maltepe Üniversitesi'nde şu anda doktora programıma devam ediyorum. Evet, gördüğüm kadarıyla aslında sağlık hukukunu artık tamamen sağlık hukuku alanında çalışıyorsunuz. Evet, özellikle o alanda davalarım oluyor. Evet, bir son yıllarda moda olan bir hasta hakları diye bir konu gündemde. Özellikle hastalar daha da bilinçlendiklerini düşünüyoruz Türkiye'de. Haklarını daha fazla aramaya başladılar. Hasta hakları deyince ne anlıyoruz? Yani bununla ilgili ilk bir başlama zamanı var mı? Yurt dışında da böyle miydi? Evet. Ne dersiniz bu konuda? Biz aslında ülkemizde her ne kadar son yıllarda popüler olmuş olsa da Amerika Birleşik Devletleri'nde 1972 yılında Amerika Hastaneler Birliği'nin yayınladığı hasta hakları bildirgesi bulunmakta. Bununla birlikte uluslararası alanda çeşitli bildirgeler yayınlandı ve bu tabii ki bizim hukuk sistemimize de yansımaları oldu. 98 yılında bizim hasta hakları yönetmeliğimiz yayınlandı. 2014 yılında da bu hasta hakları yönetmeliğimizde ciddi değişiklikler oldu ve şu anda mevzuat olarak baktığımızda dünya standartlarında bir mevzuata sahibiz hasta hakları açısından. Burada hak derken öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Hak hukuk sistemimizde genelde daha zayıf olan tarafa veriliyor. Tabii hastalar da hekimler karşısında bilgi açısından daha zayıf oldukları için hasta hakları daha ön planda tutuluyor. Bu yönetmelikten ve diğer mevzuatlardan, uluslararası bildirgelerden kaynaklanan hasta hakları aslında insan haklarının temel insan haklarının bir uzantısı olarak görülmekte ve üçüncü kuşak insan hakları olarak yansımakta. Evet. Ben yani bir hasta olarak bir özel hastaneye başvurduğumda veya bir devlet hastanesine başvurduğumda onunla ilgili polikliniğe gittiğim zaman aslında bir hakkımın olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyordum veya tarihsel süreç böyle gösteriyor. Evet. Orada devlet tarafından en iyi hekimin olduğunu varsayıyorum. Ve bana da en iyi tedavinin verileceğini varsayıyorum. Şimdi burada çıkan biraz bir bu süreçte çıkan sorunlarda baştan bir hakkımı bana hastane söylüyor mu, söyleyecek mi? Böyle aslında, bir şey var mı? Evet, aslında hekimin ve hastanenin hastayı aydınlatma yükümlülüğü bulunmakta. Tabii biz daha öncesinde ülkemizde hekimler şifa dağıttığı için ve hastalar da hekimlere daha farklı gözle baktıkları için böyle bir hakkın oluştuğunun, böyle bir hakkın varlığının da farkında değillerdi. Ancak bahsettiğimiz üzere mevzuatlarla ve sosyal medyada dahi bu şekilde bilgilendirmelerle insanlar, daha doğrusu hastalar haklarının varlığından haberdar oldular. Burada hekimin ve hastanenin yapması gereken en temel husus hastayı, özellikle yatarak tedavi olan durumlarda hastayı hastalığı konusunda ve hastalığa uygulanacak tedavi yöntemi konusunda aydınlatmak. Biz tıbbi müdahalenin şartlarını oluşturan unsurlara baktığımızda da zaten öncelikle bilgilendirmeyi görüyoruz ve bilgilendirme dolayısıyla alınan rızayı görüyoruz. O zaman benim anladığım kadarıyla burada poliklinik hizmetlerinden çok daha yatarak tedavi görmüş ve bir cerrahi müdahaleyi gerektiren durumlarda hasta hakları daha ön plana daha çıkıyor. Daha ön planda. Ancak tabii ayakta tedavi olan durumlarda da burada hekimin hastaya uyguladığı ilaç tedavisi, örneğin verdiği ilaç ya da en basitinden bir enjeksiyon işleminde dahi hastanın aydınlatılması gerekiyor. Gerekiyor. Evet. İlaçlarda aldığımız zaman eskiden prospektüslerini okurduk. Yan etkileri, kullanılmaması gereken durumlar,
her türlü bilgi ilacın içinde vardı. Hı hı. Hasta hakları deyince gayri ihtiyari ağrım var diyene oturuyoruz biz bir aspirin veya parol veya işte benzer ilaçları, ağrı kesici ilaçları yazıyoruz. Bunların kutularını açtığımız zaman içinde de onlarca yan etkiler yazıyor. Hekim onu reçeteyi yazarken onları da açıklamak zorunda mı? Yoksa o ayrı bir eczaneye gittiği zaman mı açıklanması gerekiyor? Yani hastalıkları aslında küçük bir reçeteden başlıyor gibi görüyorum. Ne diyorsunuz bu konuda? Burada hekim hastasını tanımalı. Hekim hastasının başka hastalıkları olup olmadığını sormalı. Ve hastaya en uygun olabilecek bir ilacı vermeli. Yan etkileri açısından da hastayı izlemeli. Burada hekimin sorumluluğu bu şekilde. Peki o da hastayı tanımalı derken, tabii şimdi sağlık politikalarında hastalara çok kısa muayene süreleri veriliyor. Dolayısıyla bu süre çok kısa tabii. Ama daha çok özel hastanelerde daha geniş sürelerde hasta ile muayene süresi hastanın istediği kadarını verme şansına sahip. Bu sürede hastayı tanıdı, o reçeteyi düzenledi ama içindeki ilaçları tek tek açıklamak zorunda değil herhalde. Komplikasyonları birer cümleyle söyleyebilir. Evet, tabii burada kısa bir aydınlatma da olabilir ama tabii ön planda olan hastanın o anki durumu ve hastaya uygulanacak en iyi tedavi, özellikle tıbbi standarda uygun bir tedavi. Verilmiş hani, olması verilmiş gerekli. Olmalı. Evet. Sadece kullanılan ilaçlarda değil, bu seçilen tedavi yönteminde de aynı özen gösterilmeli. Aynı özen gösterilmeli. Peki bu hastayı yatırdık, ameliyat edeceğiz. Hı-hı. En basitinden bir akciğer ameliyatı yapıyoruz. Akciğerinden kistidatik ameliyatı yapacağız. Evet. Ameliyatla ilgili anestezi hazırlığı var, kullanılacak ilaçlar var. Doğru ameliyatın açıklanması gerekli. Çünkü bir kist hastasında 4 tane, 5 tane çeşitli ameliyat teknikleri uygulanabilir. Kapalı ameliyat yapılabilir, açık ameliyat yapılabilir, kistin yayılma ihtimalleri var. Buradaki hasta, hekimin sorumluluğu ne kadar? Yani hastayı aydınlatılmış onam diye bir hastanın da onayını alarak açıklamak gerekiyor. Evet. Biz ne kadarını yapmazsak açıkçası sormak istediğim şu, hasta hakkını isteme hakkına sahip olur. Evet, burada özellikle hekim tabii tedavi seçme konusunda özgür ancak tıbbi standarda uymalı. Yani hekim aynı standartta bir hekimin uygulayabileceği yöntemde bir tedavi seçmeli. Ve tabii hastanenin de donanımına ve teknolojik cihazlarına bağlı bir şekilde seçmeli. Hasta için en iyisi hangisiyse. Evet. Bu zaten hasta ile hekim arasındaki ilişkiyi biz hukukta vekalet ilişkisi olarak adlandırıyoruz. Yani hasta adına en doğru kararı vermeli. Burada hekime düşen hastayı olabilecek komplikasyonlar ve hastalığın ve tedavinin izleyebileceği süreçle ilgili aydınlatma önemli. Tabii kişinin kendi geleceğini belirleme hakkı çerçevesinde de yapılacak tedavinin nasıl sonuçlar doğuracağını da hastaya bildirmeli. Bildirmesi gerekiyor. Evet, eğer bildirmezse zaten burada tıbbi müdahale hukuka uygun olmaz. Evet, açıklanması gerekiyor. Açıklanması yani. Ben sana gerekir. Şu ameliyatı yapmak istiyorum ama bu ameliyatı yaparsam şu sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hı hı. Olası komplikasyonlar bunlar olabilir. Evet. Her türlü sorunla da karşılaşma. Mesela sizin uygulamanızda bu nasıl seyrediyor? Aslında biraz önce şunu söyledin. Hastanın bütün haklarını korumalı. Evet. Bir hekim. Dolayısıyla ben burada şöyle uyguluyorum. Yani hasta karşıma oturduğu zaman diyorum ki ben olsam bu ameliyatı olur muyum olmaz mıyım? Yani ona tavsiye ettiğim ameliyatı eğer o hastalıkla ben orada oturuyor olsaydım veya ben diyorum babam olsaydı, kardeşim olsaydı ben bu ameliyatı ona tavsiye ederdim. Burada hastaya bir empati yapıyorum dolayısıyla. Yani hastaya ben sizin yerinizde olsam bu ameliyatı olurdum diyorum. Ama komplikasyonu çıkar. Seçenek olarak da olmamak da var. Evet. Veya başka bir yol, başka bir hastaneye gitme seçeneği de var. En büyük karşılaştığımız problem şu yalnız, hastanenin donanımında bir alet eksik olabiliyor. Evet. Yani siz bir ameliyat yapacaksınız, o ameliyatı kapalı teknikle yapmak için kamera sisteminizin olması gerekli. Kamera sistemi de sizde yok. Hastaya bu iki şansınız var. Bir hastaya bunu açık açık söylemek, açık ameliyat yapabilirim ben size. Kamera sistemi yok. Fakat bu sefer hastane idaresini töhmet altında bırakmış oluyorsunuz. Sizi de zor durumda bırakabiliyor.
bir sistemin yokluğunu söylemek. Ama o zaman hastaya, hastanın kendinizi hasta yerine koyduğunuz zaman iki yöntem var, açık yöntem, kapalı yöntem. Biz burada sadece açık yöntemi yapıyoruz. Eğer ameliyat olmak isterseniz buyurun deyip yine hastaya bırakmak gerekiyor. Bu doğru olan bu. Hastanın tedaviler, alternatif tedaviler hakkında da hekim hastayı aydınlatmalı. Bilgilendirmesi evet, gerekiyor. Eğer daha iyiyse kapalı bir ameliyat, daha iyi sonuçlar verecekse ve hastaya daha az zarar verecekse o seçilmeli. Ancak dediğiniz gibi hastanenin de teknolojik donanımı buna elverişliyse, tabii hasta burada hastane seçme özgürlüğüne de sahip. Tabii. Dolayısıyla hekim seçme özgürlüğüne de sahip. Burada sessiz kalınarak bazı şeyler geçiştiriliyor biliyorsunuz. Hı-hı. Eğer bunu açıkça her şeyi hastaya söylediğiniz zaman hasta bu sefer hastanesini değiştirmeye kalkıyor. Eğer bir özel hastanede çalışıyorsanız özel hastanenin sahibi size sayın hocam bu ay hiç ameliyat yapmadınız gibi bir evet. soruyla gelebiliyor. Özel hastaneler ticari kuruluşlar olduğu için dolayısıyla bu tarz şeyler oluyor. Fakat hani burada yine eldeki donanımla dahi olsa hastanın en iyi şekilde tedavisine devam etmek gerekli. Evet, ideal olan hastanın o tedaviyi en iyi şekilde alabileceği şartları ona en azından fısıldamak gerekiyor. Evet. Yani böyle bir seçeneğiniz var. Biz size bunu burada bunları yapabiliriz. Bunun ötesine ya eğitime müsait değil ya buradaki imkanlar müsait değil veya daha çok ben bu eğitimi aldım benim yapabileceğim size bu diye hastaya yine bir şekilde çok açık ve net olmak gerekiyor. Evet, doğru olan bu. Yani mevzuatlar da bunu söylüyor ama etik de bu şekilde evet. davranıyor. En çok karşılaştığımız şöyle bir durum var tabii. Hastaya bazı branşların olduğu, çünkü hastanelerde A, B, C grubu diye ayrılıyor. A grubu hastanelerde tüm branşların olduğu hastaneler. Evet. B grubu, C grubu hastaneler ise daha az branşların olduğu hastaneler. Eğer bir B grubu hastanede çalışıyorsanız, eğer akciğerle ilgili bir müdahale yapıyorsanız, kalp cerrahisinin olmadığı bir hastanede kalple ilgili ameliyat sırasında bir sorunla karşılaşırsanız yapacağınız hiçbir şey kalmıyor. Evet, burada konsültasyon almak çok önemli. Evet. Hekimin böyle de bir yükümlülüğü var. Kendi yetkisini aşıp da diğer bir alana müdahale etmemeli. Ancak bir meslektaşından, yani o alanda uzman olan bir meslektaştan konsültasyon istemesi evet. gerekli. Yani bir yerde sizin göreviniz, hasta size geldiği zaman ve bu konuda hasta hakları konusunda bir şekilde mağdur olduğunu söylediği zaman siz bir kere hastanenin bu konuda yetkin mi, donanımlı mı olduğuna bakıyorsunuz. Evet. Hastanın cihazdan kaynaklıysa zaten hastanenin organizasyon kusuru oluşur. Eğer cihazdan kaynaklı bir hata söz konusuysa ve hasta bu yüzden yaralanmışsa evet. Burada organizasyon kusuru oluşur. Tabii hastanenin teknik donanımı da önemli. Eğer hastane vaat ettiği halde bir teknik cihazı sağlamamışsa bu zaten başlı başına bir kusur, ağır kusur teşkil ediyor. Ancak zaten hastanede böyle bir cihaz yoksa ve hasta bunu bilerek tedaviye onay veriyorsa bu durumda hasta bunu kabul etmiş demektir. Demektir. Peki hasta hakları deyince bir hasta olarak ben X hastanesine müracaat ediyorum. Herhangi bir hekimlerle ilgili hiçbir şeyim, bilgim yok. Ama o hastanenin ismine güveniyorum ve oranın polikliniğine müracaat ediyorum. Ve oradaki X doktoru da bana bakıyor ve ameliyat diyor. Sizin ameliyat olmanız gerekli. Ameliyat ediyorlar ve ameliyatla ilgili aletten veya başka bir şeyden bir problem çıkıyor ve benim mağdur oluyorum ve size geliyorum. Burada hastane sorumluluğu, hasta hakları deyince özel hastane sorumluluğu ne kadar? Orada çalışan hekimin sorumluluğu ne kadar? Benim sorumluluğum ne kadar? Hani burada, bunları detayı bilmeden gittiğim için. Burada önemli olan siz eğer hastaneyi seçmişseniz hastaneyle aranızda bir hukuki ilişki olur. Yani hasta ile hastane arasında bir hukuki ilişki olur. Bu da biz doktrinde bunu hastaneye kabul sözleşmesi diyoruz. Hasta hekimle bir sözleşme ilişkisi içerisinde değildir hekim seçmediği için. Hekimle hastane arasında bir ilişki vardır. Burada borçlar kanunu anlamında ifa yardımcısıdır hekim. Dolayısıyla meydana gelen istenmeyen neticeden ötürü hasta hekime direkt müracaat edemez. Sözleşmesel ilişki kapsamında. Direkt hastaneye müracaat. Direkt hastaneye sözleşmeye aykırılıktan dolayı müracaat edebilir, dava açabilir. Ancak hekime karşı da haksız fiilden ötürü bir dava açabilir. Hekimin burada hasta ile arasında bir hukuki ilişki yoktur.
Ancak haksız fiil sorumluluğu vardır. Dolaylı bir ilişki söz konusu evet, burada. Burada hastane ile hekim arasındaki ilişki ön planda. Eğer hekim hasta, hekimin muayenehanesine gitmişse, evet, muayenehane daha özel bir mekan. Orada muayene etmiş hekim hastayı ve ameliyat olması gerekiyor. X hastanesine götürmüş ameliyat yapmak için. Ama ondan sonraki işlem X hastanesinde başlamış. Evet. Yatışı yapılmış hastane tarafından, ameliyat hastane tarafından verdiği anestezi uzmanları tarafından yapılmış. Evet. Tedavi de hastanedeki hemşireler tarafından devam ettirilmiş. Evet. Ama hekim burada ameliyatı yapan ve sözleşmeyi hekimle yapmış oluyor. Aynen. O zaman. Hekimle hasta arasında burada tedavi sözleşmesi oluyor. Yani tedaviden kaynaklı bir kusur olursa, bir zarar meydana gelirse burada hekim sorumlu. Hekim sorumlu. Ancak burada hastane sadece kiralayan konumunda. Hastane ameliyathanesini ve sağlık personelini kiralıyor hekime. Hastayla yine hastane arasında bir ilişki söz konusu değil. Hastayla hekim arasında bir ilişki söz konusu. Ancak hastaneden kaynaklanan bir organizasyon yükümlülüğüne aykırılık sebebiyle bir zarar meydana gelmişse, örneğin bir cihazdan dolayı hastanın yanması ya da oradaki hemşirenin hatalı enjeksiyonu nedeniyle hastanın zarar görmesi durumunda burada hastanenin kusuru var söz demektir. Konusu. Evet. Evet. Orada siz dava açarken bu ayrımı yapıyorsunuz. Evet. Hekimle sözleşme yaparak mı geldin bu hastaneye, yoksa doğrudan doğruya hastane polikliniğe tabii mi? Tabii biz bunu ayırıyoruz ve gerektiği takdirde hem hekime hem hastaneye açıyoruz. Ya da sadece tedaviden kaynaklı bir kusur söz konusuysa hekime dava açıyoruz. Dava açıyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum Gülşah Hanım. Evet. Bugün hasta hakları konusunda bizi aydınlattınız. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Doktor Mustafa Yüksel ile Bir Nefes Sağlık programı. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.